Çoktan yıkılıp ortadan kalkmış, hatta adı bile unutulmuş bir imparatorlukta doğan Hecarim, kralın topraklarını korumaya ant içmiş Demir Kardeşlik adlı silahlı kuvvetin subaylarından biriydi. Hecarim, heybetli savaş atının sırtında zafer üstüne zafer kazanırken Demir Kardeşliğin komutanı onu bir yandan gelecekte yerine geçecek olan kişi olarak görüyor, bir yandan da savaşçının içinde günden güne artmakta olan karanlığı seziyordu. Hecarim'in zafere duyduğu takıntılı açlık onurunu zedeliyordu. Şövalyelerin komutanı bu genç subayın onlara asla liderlik etmemesi gerektiğini zaman içinde anladı. Bu kendisine açıklandığında Hecarim çok öfkelendi. Ama öfkesini yutup görevlerini yerine getirmeye devam etti. Savaşa bir sonraki gidişlerinde komutan diğer şövalyelerden ayrı düştü ve etrafını düşmanlar sardı. Bunu fırsat bilen Hecarim atını çevirip komutanı ölüme terk etti. Savaş bittiğinde Hecarim'in yaptığından haberi olmayan Demir Kardeşlik üyeleri kanlı toprağa diz çökerek ona bağlılık yemini etti. Hecarim resmi olarak yemin etmek için başkente döndü ve orada kralın en güvendiği generali olan Kalista ile tanıştı. Kalista onun başarılarını ve liderlik becerilerini takdir ediyordu. Kraliçe bir suikastçının zehirli bıçağıyla yaralandığındaysa kendisi kraliçenin derdini deva ararken Demir Kardeşliğin kralın yanında kalacağını bilerek içi rahat bir şekilde yola çıktı. Bu sırada kral paranoyanın pençesine düşmüştü. Her gölgede yeni bir tehdit görüyordu. Onu can çekişen karısından ayırmaya çalıştığını sandığı herkese öfke kusarak krallığın dört köşesindeki muhalif sesleri kesmesi için Hecarim'i görevlendirdi. Böylece Demir Kardeşlik kralın iradesinin acımasız bir uygulayıcısı olarak ün saldı. Köyler, kasabalar yakıldı. Yüzlerce kişi kılıçtan geçirildi. Kraliçe kaçınılmaz bir şekilde hayatını kaybettiğinde Hecarim kralın kederini öfkeye dönüştürmeyi seçti. Bu sayede Demir Kardeşlik'le yabancı ülkelerin üzerine yürüme izni koparmaya çalışıyordu. Kraliçenin ölümünün intikamını alırken kendi ürkütücü şöhretine de şöhret katacaktı. Ama Demir Kardeşlik yola çıkamadan Kalista geri döndü. Aradığını çok uzaklardaki kutlu adalarda bulmuştu. Ama artık çok geçti. Kral Kalista'ya inanmadı. Onu vatan haini ilan ederek zindana attırdı. Duydukları Hecarim'in ilgisini çekmişti. Kalista'yı hücresinde ziyaret etti ve ondan adayı işgallerden koruyan, ada halkının zenginliklerinin yağmalanmasını engelleyen sesi öğrendi. Bu zenginliklerin arasında efsanevi can suları da vardı. Hecarim kralın filosunu oraya sadece Kalista'nın götürebileceğini biliyordu. Sonunda kadını kendilerine rehberlik etmeye ve onları kutlu adaları ölümlü gözlerden saklayan sis perdesinden geçirmeye ikna etti. Kraliçenin yas içindeki cenaze alayıyla Helya'ya vardılar. En önden giden kardeşliğin yolunu şehrin yöneticileri kesti. Artık onlara yardım etmeyi reddediyorlardı. Hiddetten gözü dönen kral Kalista'ya onları öldürmesini emretti. Fakat Kalista bu emri yerine getirmedi. Ardından Hecarim gülümsedi ve kendisini sonsuza dek lanetleyecek kararı verdi. Mızrağını Kalista'nın sırtına saplayıp şövalyelerine şehri talan etmelerini, mahzenlerdeki büyülü hazinelerin hepsini yağmalamalarını emretti. Bu kargaşanın ortasında rastladıkları düşük rütbeli bir muhafız kralı can sularına götürmeyi kabul etti. Fakat bu olay bile Hecarim'i büyük bir hazla kan dökmekten alıkoyamadı. Bu yüzden Kutlu Adaların üzerine çöken afete hazırlıksız yakalandı. Büyü gücünden oluşan bir patlama dalgası Helya'yı baştan başa kat ederek ne kadar bina varsa hepsini parçaladı. Parçalar kavurucu bir ışıksızlık içinde asılı kaldı. Patlamanın arkasından kara ses geldi. Bu haykıran, durdurulamayan, esip savuran kasırga dokunduğu her canlıyı içine çekti. Hecarim gemiye ulaşabilmeyi umarak Demir Kardeşliği toplamaya çalıştı ama kaçtıkları esnada sis hepsini teker teker yakaladı.
Tek başına kalan komutan son ana kadar dirense de sonunda gölgeler onu da aldı. Hekarim atıyla birleşerek yüreğindeki karanlığı yansıtan hayaleti korkunç bir mahluka dönüştü. İfla olmaz bir öfke ve nefretten oluşan hem Karasis'le bütünleşmiş hem de onun kölesi olmuş bir yaratıktı artık. Sonsuza dek gölge adaları esir olan Hekarim, bir zamanlar fethetmeye niyetlendiği bu ülkede kol gezmekle lanetlenerek eski hayatının acı bir taklidi içinde yüzlerce yıl geçirdi. Artık Karasis adaların kıyılarının ötesine her yayıldığında Demir Kardeşliğin dünya dışı yaratıklara dönüşmüş şövalyeleriyle birlikte yola çıkıyor. Geçmişte kalmış zaferlerin anısına yaşayanları katlediyor.